Nasılsın Necati? İyiyim. Ya biraz oda servisi geç kalıyor, canım sıkıyor. Bu yüzme havuzuna çok klor koyuyorlar be yavrum. Bak gözlerim böyle kıpkırmızı oldu. Şaka yapmayı bırak Necati. Aylardır gözüme uyku girmiyor. Benim de gözüme uyku girmiyor papatyam. Ama ne yapalım, kaderimizde bu varmış demek ki. Sana çamaşır getirdim. Biraz da yaren kebabı getirdim. Aa, yemek için ama çok şey vardır burada. Zordur, yemeği bakkallar kontrol ederler. Sonra koğuşa gönderiyorlar ama. Sen mi yaptın? Evet. Sen seviyorsun diye yapmaya çalıştım işte. Sen yaptınsa sevgini katmışsındır. Mutlaka güzel olmuştur. Hoş, yarın çıkıyorsun. Kendin yaparsın. Nereye çıkıyorum Feridem? Yarın sadece mahkeme, tahliye falan olup olmayacağı belli değil. Olur mu öyle şey hayatım? Kardeşin senin suçsuz olduğunu söyledi ya. Ayrıca suçun kendisine ait olduğunu da itiraf etti. Yarın mahkemede kesin beraat edeceksin. Bana o kadar kesin değil. Bunu sen de biliyorsun papatya. Ama sen suçsuzsun. Cezaevleri suçlular kadar suçsuzlarla da dolu yavrum. Yani dava bir defa ertelense 3 ay daha buradayız demektir. Ben Türk adaletine güveniyorum Necati. Geç de olsa adaletin terazisi doğru tartar. İnşallah öyle olur. Aman bırak bu karamsar şeyleri canım. Çocuklarım nasıl benim? Koca danam iyi mi? Gülşen iyi mi? Torunlarım iyiler mi? Yeni evlerinden memnunlar mı? İyiler. O evin yıllardır hayalini kuruyorlardı. Tabii memnun olacaklar. Lütfü abi. Hı? Geldik mi Afyon'a? Ay ne Afyon'a Lütfü abi? Hesap Lütfü abi, şu hesabı alır mısın? Garson hesap. Ay Lütfü abi, ne garson hesabı, sen alacaksın. Hı? Ay. Of. Ay içim geçmiş ya. Ay evet, için geçmiş Lütfü abi. Bırak içli geçmiş zamanını. Hadi bak, müşteri kalkmak istiyor. Tamam Melis, tamam. Tamam da biz çekiyoruz bak müşterinin ağız kokusunu. Sen maşallah horul horul uyuyorsun. Uzatma Melis, uzatma. Şurada 2 dakika daldım yani. Tamam, alıyorum işte. 2 dakika mı? Al. Ver. Hadi ver şunu müşteri. Alaka. Abi Lütfü'nün nesi var ya? Nesi var? Ben sana sorayım kızım ya. Sanki İstanbul'un 3. havalimanı bunun kabiliyetine yapılmış gibi piledir uçağı havada. Baksana haline ya. Evet ya, devamlı böyle uyuyor. Sanırsın yeni bir bekler olmuş. Allah Allah. La kış da değil bu. Beja'yı niye uyuyor acaba ya? Ben de bilmiyorum. Koğuş arkadaşların seni rahatsız ediyor mu? Yok baba diyeyim, sana kaç defa söyledim, daha kaç defa söyleyeceğim. Ben burada dünyanın en müstesna dolandırıcılarıyla, kalpazanlarıyla beraberim. Cin gibi adamlar hepsi. Ne kusurları var? Dolandırıcılar acık. Aman Necati, sen haksızlığa gelemezsin. Her şeye karışırsın. Ay ne olur dikkat et. Yarın senin mahkemen var, tahliye olacaksın. Dur bakalım papatyam. Ne olacağını Allah bilir. Hayır, sen yarın tahliye olacaksın. Keşke ben de senin kadar emin olabilsem papatyam. Ama bu tutukluluk sürelerini biliyorsun yavrum. Adamın suçsuzluğu ispat olana kadar bazen 1 yıl, 2 yıl içeride kalıyor. Ay ağzından yel alsın Necati. Aman gene iç karartıcı konular konuşuyoruz. Bırak geç. Özge nasıl? Seyfo nasıl? Bebek ne kadar oldu? İyiler, bebek 4 aylık oldu. Yalnız kalmayayım diye benim yanımda kalıyorlar. Ay, ama çok tartışıyorlar Necati. Ay bir de onlarla uğraşıyorum. Öyle be yavrum, ben koca dadayla Büyüsel'le az mı uğraştım yani? Ama sen yarın çıkınca onlar kendi evlerine dönecekler. Biz de seninle baş başa kalacağız. Ay, evet. Seni çok özledim babam. Ben de. Hadi aşkım, seni bekliyorum ben. Ay yok hayatım, sen çık ya. Ben hiçbir yere gitmiyorum vallahi. Niye? Ne oldu? Hasta mısın yoksa? Hasta mısın? Hemen doktora gidelim. Bak sadece senin için değil, bebek için de önemli. Doktora gidelim hadi. Sakin ol Seyfi. Hasta falan değilim. Ha. Niye o zaman? Niye işe gitmiyorsun sen? Ya görmüyor musun halimi? Şuraya bak. Annemin elbisesine giydim. Hiçbir kıyafetime sığamıyorum ben artık. Ya hayatım, taktığın şeye bak ya. Alırız bir tulum, olur biter yani. Ay yok hayatım ya. Tulum falan alma. Sen en güzeli bir çuval al. Geçelim onu başımdan aşağı. Olsun bitsin yani. Çuval baba. Ne oldu sabah? Yine sorun mu var? Yine sorun mu var? Sen ne demek istiyorsun Nurşen ya? Bir şey demek istemiyorum.
Hayır yani biz çok sorunlu bir çift miyiz? Yine sorun mu var? Vallahi neye kızdığını bilmiyorum ama acısını benden çıkarma Özge. Vallahi hiç sormadım farz et. Ben bakarım. Bak tabii. Ya hayatım bak gereksiz bunlar. Yeni kıyafetler alırız sana. Stres senin için de bebek için de zararlı yani. Ya hayatım bebeğim bak bir şey söylüyorum ama ben. Hamit vallahi tam zamanında geldin ha. Zaten oldum olası zamanlamam çok iyidir. Hayırdır? Alınacak bir şey mi var? Ya alınacak çok şey var ama Allah'tan ben alamıyorum üstüme. Yine Özge mi arkadaşım? Ay kız yani çocuğa değil problemlere gebe. Sürekli sorun çıkartıyor ya. Garibim Seyf o da şifre çözmeye çalışıyor. Yazık. Bak yaptığım istatistiklere göre böyle anne gebeliğe hazır değilse bu tip sıkıntılar çıkıyormuş. Öğleden sonra sinemaya gidelim mi? Sinemaya mı? Olur olur gidelim. Tamam o zaman öğleden sonra sinemaya gidelim. Oldu. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Nurşen ne sinemaya gidiyoruz? Acaba aşk filmine mi gitsek? Yok yok ya da korku filmine gidelim. Belki sarılırım ben. Aa, yapma ama böyle Feridem. Ben burada senden daha az üzülüyorum be yavrum. Sen kendini perişan ettin. Ay nasıl perişan olmayayım Necati? Aylardır gözüme uyku girmiyor. Ben uyuyor muyum sanıyorsun yani? Seni düşünmediğim bir an var mı acaba? Bunları beni teselli etmek için söylüyorsun. Yok be yavrum eğer öyle söylüyorsan beni burada şişlesinler. Burada insanları mı şişliyorlar? Yok canım olur mu öyle şey? Şaka yaptım ya şey. Hapishane şakası. Necati ne olur doğru söyle. Eğer hayatın tehlikedeyse hemen bir dilekçe yazalım seni başka koğuşa alsınlar. Sakin ol Feridem. Yok yok ben burada en itibarlı adam benim ya benim koğuşta. Neden o? Biraz yaşlıyım ya onlara nazaran. Yani sayıyorlar sağ olsunlar. Ama suçsuzum diyorum, inanmıyorlar. Amca sen çok iyi suçsuz taklidi yapıyorsun. Bunu bize de öğretsene diyorlar. Ama sen gerçekten suçsuzsun. Gel de buradakilere anlat Feridem. Biliyor musun bizim koğuşta hiç suçlu yok. Herkes mi masum? Herkes masum olduğunu söylüyor. O yüzden de ben masumum deyince gülüyorlar. Yapma abi sen bizim ustamızsın, bizi işletme diyorlar. İnanmıyorum Necati. İnan olsun öyle Feridem. Ay seni yani kalpazan zannediyorlar. Ama tamam yeter artık üzülme kurbanım ya. Şey nasıl Saliha nasıl, Rıza nasıl, bebekler nasıl, ikizler? İyiler. Saliha'nın karnı iyice burnunda artık. İyi Allah bir havada kurtarsın inşallah. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Sağlıklı evlatlar nasip etsin. Amin. Amin canım benim. Oh kıyamam sana. Afiyet olsun. Alev. Kolay gelsin babacığım. Oo, hoş geldin güzel kızım. Hoş geldin kralı kuzum. Kiraz da vereyim Rıza. Çok güzel. Rıza. Ay of aşkım. Su ver aşkım. Oh. Aşkım sen iyi misin ya? Ha? Bebeklere bir şey mi oldu yoksa? Rıza. Doktor arayayım. Derin derin nefes al. Ay, Rıza bir dur sakin ol. Bebekler gayet iyi. Keyifleri yerinde merak etme. Ha. İyiler değil mi? İyiler aşkım ha. İyiler. İyi rahatladım şimdi ya. Vallahi bir an böyle heyecanlandım ben de geliyorlar diye. Yani ben mi doğuracağım, sen mi doğuracaksın anlamadım. Sen benden heyecanlısın. Ya aşkım ne yapalım? Allah Allah. Ya yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik ya. Şunun şurasında 4 hafta ya var ya yok yani ne yapayım? Bebeklere 2 tane zıbın beğendim. Heh. Şimdi onları almaya gideceğim, senden para almaya geldim. Tabii tabii, ne kadar? 50 lira versen yeter. Dur hayatım. 50. Al sana 100 lira vereyim, 50 de bulursun yanında. Ben şimdi biraz babama uğrayacağım. Damadı görünce beni unutuyorsun diye kızıyor bana sonra. Tamam. Aa kuzularım benim, kuzularım. Babacığım. Ay benim güzel kızım. Çek şunu otur bakayım yanıma. Nasılsın, iyi mi? İyiyiz, iyiyiz babacığım merak etme. Ya alışverişe çıkacaktım da bebekler için. Rıza'dan para almaya geldim. Aldın mı? Aldım. Ver bakayım beni. Niye ki? Dur dur, bir bakayım ben. Niye bakıyorsun baba? İyi, acaba sahte mi değil mi diye bakıyorum ben bunlara. Ya babacığım Rıza'dan aldım diyorum. Niye sahte olsun ki? İşte ben de onun için bakıyorum zaten. Necati Usta kalpazanlıktan içeri girdi. Babacığım Necati baba suçsuzmuş. Allah Allah, sen nereden biliyorsun? Belki paraları bir yerlere istiflediler. Oradan çıkarıp çıkarıp harcıyorlar. Onun için paranın her tarafına bakacak. İyice kontrol edeceğim bunları. Anladın mı? Anladım. Hı, al. Ver baba. Hadi bakalım gülü gülü. Hadi sana kolay gelsin. Seni de. Dikkat et yavaş yavaş tamam, git. Tamam tamam merak hadi, etme. Hadi gülü 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 gülü. Ha tamam kahveni değiştin ayıldın ha. Ne yaptın onu? Sen akşam ne yaptın ya? Beşik mi salladın? Ne oldu?
biraz geç yattım oğlum ya. Ya sadece bugün değil, sen son zamanlarda hep böylesin. Ne oldu? Söyle bakalım ya. Acaba git başımdan, canım zaten çok sıkkın. İyi Lütfü, ben de senden uğraşamam, sen bilirsin. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım en iyisi. Cemal, ne diyor, ne söyledi sana? Ya bir şey söylemedi ya, anlamadım ki. Bir şey demedi yani. Nasıl söylemedi, baksana adam durmadan uyuyor ya. Ya oğlum ne bileyim ben, anlamadım ki. Gece alemine falan mı takıldı acaba, ne yaptı ya? Yok ya, yok canım, bunun öyle ayakları yoktur Lütfü abi. E oğlum babası yanında değil. Para tek elinde, kontrolü altında. Gece alemini sevdiyse takılmıştı belki, belli olmaz ki. Hadi ya. Vallahi bunu Gülşen abla duyarsa var ya, çok üzülür. Ya orasını bilmem ben ama yani... yakında ak koyun, kara koyun ortaya çıkar zaten, belli olur yani. Vallahi inşallah öyle bir şey yoktur, çok yazık ya. Olsun olsun, tamam, sen işine bak, koş. İnsan bir şey kaybetmeden kıymetini anlamazmış derlerdi. Ama benim senin kıymetini anlamam için kaybetmem gerekmezdi ki. Sen zaten benim için çok kıymetliydi. Üzülme papatyam, sen beni kaybetmedin ki, ben yaşıyorum hamdolsun. Yani er ya da geç çıkacağız buradan kızım. Çıkacaksın tabii ama ya ceza alırsan 12 yıl falan verirlermiş. Ay ben o kadar seni sensiz ne yaparım Necati? Ne oldu? Hani yarın çıkıyordum. Beni teselli ediyordun. Şimdi ne oldu? Buraya gelirken kendi kendime söz vermiştim ağlamayayım diye ama tutamadım işte. Ay çok korkuyorum Necati. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama koz bebeğim, sana kıyamam. Canım benim, sen ağlama. Ay her gece böyle yanımda olsan, bana şarkılar söylesen. O da olur inşallah yavrum, şarkılar da söylerim. İnşallah. Apartmanda işler nasıl? Ceyhun kirayı ödedi mi? Ödemedi, iki aydır kira ödemiyorlar. Aa, Hamit'le haber gönderseydin. Gönderdim, tamam öderim demiş ama ne gelen var ne giden. Ya oğlan biraz dağınıktır ama Jale öderdi. Değil mi, bunda zaman ödüyordu kız kirayı. Jale'yi görsem ona söyleyeceğim ama hiç rastlayamadım. Bir kere Ceyhun'u gördüm kapıda. Seslendim ama duymamazlığa gelip hemen evine girdi. Allah Allah. Bu işte bir iş var ha. Sen bir gidince bak, ilgilen bu işle. Hadi bakayım. Buyurun, siparişleriniz Ceyhun Bey. İyi, ver hanımcığım. Tekel Bey'e haber gönderdi. Artık vereseyi kesmiş. Hani eskiden Jale Hanım ödüyordu, artık o da ödemiyor. Vermeyeceğim dedi. Allah Allah. Vermezse vermesin ya. Başka yer mi yok oğlum? Hadi, hadi. Ya başka Tekel Bey'ler de sizi tanımıyor. Yani burası da zaten Jale Hanım tanıdığından veriyordu. Hamit, çok uzattın oğlum. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Kaçmıyoruz ya. Vallahi artık yakında yeriniz ve yurdumuz da belli olmayabilir. Bir dakika, bir dakika. Ne demek istiyorsun sen? Ha? Feride Hanımlara iki aydır kirayı ödemiyor musunuz? Bu ay üçüncü ay olacak. İyi iyi. Bir yerden para bekliyorum. Gelince veririm. Şey, Jale Hanım nerelerde ya? Ben bir aydır görmüyorum. Oğlum sana ne benim karımdan ha? Sana ne? Ya yok, şey için yani. Ne? Bayağıdır görmüyorum da işe gidip gelirken o yüzden. Çok erken işe gidiyor, çok da geç geliyor. Geldiğinde sen mışıl mışıl uyuyorsun. Hamit, hadi. Oldu. Selamlarımı iletirseniz sevinirim. Hamit, uza. Oldu. İletirim. Yok yok. Bu adam kesin bu kadına bir şey yaptı. Baksana kadın ortalarda yok. Ya ne kadar sabırlı ol Feride. Tamam mı? Herkese selam söyle, öp beni. Görüş bitti. Tamam canım. Hadi yap. Yarın mahkemede görüşürüz. Görüşürüz Necan. Tamam, ağlamıyorum. Thank you.
Siz nereden çıktınız ya? E sana sürpriz yaptık baba. Ben acıktım anne. Şimdi siz ta bizim evden buraya köfte yemeye mi geldiniz? Biz bir şey yemeyeceğiz ama sen birazdan fırça yiyeceksin hayatım. Ya kalk bir merhaba de, bir hoş geldin de, bir öp, bir şey yap. Yani sefalar geldiniz canım, hoş geldiniz de hani sizi böyle birden karşımda görünce ben şaşırdım. E hayatım, yarın babamın mahkemesi yok mu? O yüzden düşündüm ki biz bu gece babamlarda kalırız, buradan daha kolay gideriz. Uzun yol ya, o yüzden dedim. Ne yani şimdi biz bu akşam babamlarda mı kalacağız? He. Allah! Aşkım bunu baştan söylesene ya. Demek ki bu akşam babamlarda kalırız, güzel. Lütfen. Senin niye birdenbire bir şekli şemalin değişti, yüzünde güller falan açtı, ne oldu? Niye? Yok bal kabeşim, hani yarın babamın davası var ya, avukat dedi ki hani tarih olabilir dedi, ben ona sevindim. Ay inşallah hayatım ya, bir an önce olsun vallahi. Nedir bu çektiğimiz ızdırap bilmiyorum 3 aydır ya. Bir an önce babam kurtulsun, çıksın şurada. İnşallah, inşallah hayatım. Hadi geçin. Hadi geçin. Geçin, geçin. Hadi, oturun. Melis, ha, hadi bak bakalım. Yengene bir şeyler istiyorlar mı? Tamam hadi. Sağ ol. Görüş nasıldı Necati Usta? Vallahi ne diyeyim kardeş yani. İyiydi. Görüşe gitmek iyi de dönüşü kötü oluyor be. Dur bakalım. Yarın davam var. Ne de olsa sen de bizim gibi masumsun. Vallahi avukat yarınki dava için mühim diyor. Avukat öyle der ama senin dava ne kadar uzarsa faturası da o kadar uzar, bunu unutma. Allah avukatın insaflısına denk getirsin. Yok ya, benim avukatım 40 yıllık arkadaşım. Bana öyle numaralar yapma. Tamam, sen avukatın iyisini bulmuşsun ama dosyaya bak bir de, dosyaya. Sen adliyenin dosya kısmını gördün mü hiç? Ya ben davayla dosyanın, adliyenin dosya kısmının falan ne bağlantısı var? Şimdi bak, sen mahkemeye çıkarsın, dosyanda bir evrak eksik. 3 ay daha uzar. Allah korusun. Hakim der ki, yaz kızım, davanın 3 ay sonraya ertelenmesine. Teşekkür ederim. Çok güzel moral veriyorsunuz ya. Bir de araya adli tatil girer. Girdi mi oradan da 3 ay? Oh. Yani benim susuzluğum anlaşılana kadar 3 sene buradayım. Ha yok. 3 sene sonra bırakıyorlar. Evine gidiyorsun. Size hiç hapishane arkadaşlarınızdan çok güzel moral veriyorsunuz diyen oldu mu? Moral vermiyorsunuz, bir çay verin bari. Yo, ben de 3-4 haftadır görmedim Cale Hanım'ı. Neden sordun? Bak Nurşe, yaptığım istatistiklere göre benim Cale Hanım'ı 1 ay içerisinde en az 25, senin de en az 4-5 defa görmüş olman gerekiyor. Cale Hanım yoklamasını yapıyoruz, niye soruyorsun, anlamadım ki. Ya anlaşılmayacak bir şey yok Nurşe, Cale Hanım ortalarda yok. Tatile falan çıkmışlar. Kocasını bırakıp tatile mi çıktı yani? Ya, toplumumuzda evli çiftlerin bu denli geniş mezhebe sahip olduğunu zannetmiyorum. Hele Ceyhun Bey hiç zannetmiyorum. O zaman işe gidiyordur. Ya bu kadın yine işe gidiyordu zaten daha önceden de. Niye o zaman görüyorduk? Ya ne düşünüyorsun? Çatlatma da söyle adama. Bence Ceyhun Cale Hanım'a bir şey yaptı. Ne yaptı? Vallahi bilmiyorum ama çok kötü bir şey yaptı. Yani çöplerini falan didik didik ediyorum şu an. Neden? İşte Cale Hanım'a atmayayım diye. Aa, ne diyorsun sen Ahmet? Ya vallahi Nurşen, Ceyhun Bey çok tuhaf davranıyor bu aralar. Yani bir hiddetle Cale Hanım'a kıymış olabilir. Polisi falan arasaydın keşke. İşte elimde delil yok, o yüzden polisi arayamam. Ay, Allah korusun. Kolay gelsin Semiha. Hoş geldin Feride'ciğim. Nasıl, görüşebildin mi Necati Bey'le? Görüştüm. Nasıldı? Ay nasıl olacak Semiha? Sanki cezaevinde yatan o değil benim. Yani benden daha sakin. Necati Bey'i bilmez misin? Her zaman sağduyulu ve gerçekçidir. Ay bu iş başımıza nasıl geldi? Hala inanamıyorum. Hayır anlamıyorum. Necati Bey suçsuz olduğunu, üstelik hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi. E kardeşi de suçunu itiraf etti. Daha niye içeride tutuyorlar ki, anlamıyorum. Ay bilmiyorum Semiha. Ama inşallah yarınki celsede Necati özgürlüğüne kavuşacak. Ay bugün sırf sizin için çocuk esirgeme kurumuna kadar gidip bağışta bulundum. Allah razı olsun. Sağ ol Semiha. İnşallah her şey yeniden eski haline dönecek canım. İnşallah. Açılacak gibi mi? Açılacak.
Buyurun. Ne parası bu can? Size para vermem gerekiyormuş. Niye? Yani koğuşun ağası o. Para vermezsen seni şişler dediler de. Kim dedi bunu? Şu adam. Oğlum otobüsçüler işletmişler seni, al paranı. Ona neden öyle diyorlar otobüsçü? Bu adam otobüste bir insanla evini soyabilir. Nasıl yani, otobüste evi mi soyuyorlarmış? Tabii. Bak anlatayım şimdi. Otobüse biner bunlar. Birini gözlerine kestirirler. Yan kesicilik numarasıyla onun cüzdanını götürürler. İşte hüviyeti, kredi kartı, nesi varsa içinde. Bir de takip ederler, evi de öğrenirler. Ertesi gün adam işine gidince yengeye bir telefon. Bir cüzdan bulduk. İçinde şu beyin hüviyeti var. Kredi kartları falan var. Gelin bunu alın. Kadıncağız da telaş eder. Hemen verilen adrese onları almak üzere gider. Hemen adamlar gelirler eve, girerler. Evi temize havale ederler, giderler. İşte sana otobüste ev sorun. Vay be! Adam cüzdan gitti derken evde gidiyormuş yani. Evde nasıl? Senin aramızda ne işin var? Sen temiz bir çocuğa ben büyük bir şirkette muhasebeciydim. He, sen de bizim gibi masumsun yani. yok, ben şirketin maaşlarının küsuratlarını kendi zimmetime geçiriyordum da. Yani mesela çalışan birinin maaşı 1215 lira diyelim. O 15 lirasını işte kendi hesabıma aktarıyordum. 3 kuruş para için değer mi be kardeşim bu? 3 kuruş para için değmez tabii de şimdi şirkette 3500 kişi çalışıyor olunca yani... işte herkesten 15-20 yılda milyonlarca lira ediyor tabii. Yani pek 3 kuruş değilmiş. Değil evet, pek değil öyle. Buyurun usta, buyur, ne oldu, beni çağırmışsın? Çağırmadım ya. Çay içeceğiz oğlum, ortalarda yoksun. Bir çay getir bana. Yazı astım ya oraya self servis diye. O ne demek oluyor öyle? Self servis işte, çayını kendin arıyorsun da. Ya bu yaştan sonra ben gidip kendi kendime çayımı dolduracağım ya. Bütün büyük firmalarda böyle Nurettin Usta yani, nedir? Gideceksin oraya, markanı atacaksın, çayını alacaksın, bu kadar basit ya. Beri bak, ya yanına adam gibi bir çırak bulacaksın ya da ben gidip çayı aşağıdaki kahveden aldıracaksın. Ya Nurettin Usta, oradan buraya çay gelme, buz gibi olur ya. Ya Yusuf Vakene, ne kadar rahattık canım. Yusuf hanım köylüyse ben ne yapayım yani? Suyu ben veririm. Çay zaten benim memleketimden geliyor. Bir ocak eksikti, onu da aldık işte. Ne kadar güzel oldu. Ne diyorsun şimdi Nurettin Usta ya? Canım benim senin çayına bir şey dediğim yok. Sen tükende durmuyor. Ne yapayım Nurettin Usta? Sucu orası, burası çay ocağı. Ahtapot muyum? Birkaç tane kolum var benim ya. Ben hanım ahtapot, mahtapot. Ben en son sana diyeceğimi de yok şimdi. Yarına bir tane çırak bulacak, adam gibi olacak. Yoksa ben gideceğim, başka yerden çayımı kahvemi içeceğim. Nokta. Tamam Nurettin Usta. Tövbe yarabbim ya. Kemal. He usta. Senin babanın yaptığı da iş mi canım? Tövbe yarabbim. Çocukcağız ne güzel böyle çalışıyordu. Çaycıya kız vermem diye tutturuverdi. Ceremesini de biz çekiyoruz şimdi bunu. Vallahi ne dediysem dinletemedim usta. İnsanın kartvizite değil, iç kesiti önemlidir dedim ama anlatamadım babama. Ne kesiti? İç kesiti. Yani ruh güzelliği. Ha. Yani usta bir insan şimdi karakteri bozuksa kartvizitinde CEO yazsa ne olur? Şirketin yönetim kurulu başkanı olsa ne olur yani? Ben de öyle diyorum canım. Yani şimdi onunla başka bir şey de. Bu Yusuf bunu devrediverdi bu hamsi kafalıya. İşin şeyini de biz çekiyoruz burada canım. Tövbe yarabbim. Self şeymiş. Self servis usta. De bakayım. Başlattırma şimdi. Selfine servisine. Self servis. İyi iyi hadi ha. Şunları şey. Tamam. Hadi. Self servis. Selim sana ne diye iftira atmışlardı? Ben masumum abi. O biliyoruz. Bana SSD dediler. Ne? Ne demekmiş o? Sahte sikke dolandırıcısı dediler. Ha yani sen sahte sikke mi basıyormuşsun ya? Tarihi eser mi basıyorsun sahte? Yok öyle değil abi. Öyle nasıl? Değil. Bu çok eski bir deyim. Senin bilmen lazım. Nasıl bilmiyorsun anlamadım. Yani eski bir numara bu. Hele bir anlat bakalım. Ha. Şimdi bu iş şöyle oluyor. Necati Usta. Şimdi önce bir inşaata amele olarak giriyorsun. Tamam mı? Evet. Sonra bekliyorsun, patronu görüyorsun, müteahhidi. Daha önce yere gömdüğün o sikkeyi çıkarıyorsun, patron define buldum, define buldum diye gidiyorsun ona. Herif de bu işe kapılıyor mu? Atlıyor işe.
Ondan sonra tabii sus payı olarak da iyi bir para ödüyor sana. Parayla birlikte uzuyorsun. Ondan sonra patron başlıyor kazımaya. Kazı babam, kazı. Kazı babam. Gömü ağrıyor. Tabii gömü ağrıyor. Tabii nerede tarihi para? 50 kuruş bile bulamıyordu. Sen masumsun ama. Tabii masum. Alo Feride teyze. Ben öğleden sonra evde olmayacağım. Ararsanız merak etmeyin. Tamam. Oldu o zaman. Ben dükkana uğrarım. Oldu. Bir kapıyı kurcalıyor. Ne oldu Nurçe? Biri kapıyı kurcalıyor. Biri kapıyı mı kurcalıyor? Yettim geliyor. Aa, hay Gülşen senin aklına ya. Yeni evin anahtarını koymuş. Allah'ım yarabbim. Allah! Necati Usta, çaycı neden içeri girmiş? Ha. O topçu popçu. Popçu çok... Nasıl yani? Biliyorsun bu memleketin gençlerinin yarısı popçu olmak ister, yarısı topçu. Bu şimdi halı sahalara gider, o da top oynayanları takip eder. Mesela biraz iyice oynayan varsa çıkışta ona hemen yaklaşır. Der ki sen çok iyi top oynuyorsun, ben seni şöhret yaparım. Bir numaralı futbolcu olursun, büyük takımlarda oynarsın. Seni yarın bir antrenöre takdim edeceğim der. Ertesi gün buluşurlar bunlar. Der ki yanına biraz para al. Ola ki bu işleri halletmek için biraz avanta lazım olur. Çocukcağız da parayı verir. Bu da parayı alır, kaybolur. Topta uyguladığını aynı şekilde popta da uygular. Gözüm Ali faturacılar çalıştırma sana albüm yapacağım diye. Biraz para lazım diye ufak ufak tırtıklar. İşte senede 100 kişiden tırtıklasa Allah bereket versin. Sen neden içeri girdin Necati Usta? Masumum desem inanacak mısın? Necati Usta, masum olsan burada ne işin var? Sen de haklısın. Haklıyım tabii. Çok güzel yuvarlandın böyle. Şimdi bir de senden böyle yer hareketleri görmek istiyoruz. Nerede o? Kapıyı kurcalayan nerede? Kapıyı kurcalayan ablammış Hamit. Hale bak ya. Eve geldik ne biçim muamele görüyoruz? Kız kardeşim saksıyla kafama vurmaya çalışıyor. Yani abla. Ne ablası? Ay, Hamit istersen sinemayı iptal edebiliriz. Yok yok, ben çok iyiyim. Vallahi iyiyim bak. Bak parmak göz koordinasyonuma, gördün mü? Ben bomba gibi, zaten biletleri aldım ben. Aldın mı? Tabii canım, sen söyler söylemez ben internetten aldım onları. Peki o zaman, görüşürüz. Aldı o zaman arkadaşım, görüşürüz. Hadi Hamit'ciğim, görüşürüz. Hadi, iyi günler. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Kızım. Sen benim yokluğumda ne işler çeviriyorsun sen? Ha? Anlat, çabuk. Bir şey çevirmiyorum abla. Hamit'le siz sinemaya mı gideceksiniz? Evet abla, insan arkadaşıyla sinemaya gidemez mi? Gidebilir tabii de yani. Yani ablacığım sen lütfen rahat ol. Ben Hamit'le konuştum ya. O zamandan beri normal arkadaş olarak görüşüyoruz biz. He, anladım. Nurşen'cim ateşle barut yan yana durmaz biliyorsun değil mi canım benim? Sen rahat ol abla. Biz Hamit'le konuştuk ya, normal arkadaş olarak görüşüyoruz. Ateşle barut yan yana durmaz ama. Neyse.
Bir şey olmaz abla. Hadi bakalım sen şimdi ablana güzel bir yorgunluk kahvesi yap. Ondan sonra da gel şu dedikoduları anlat bakalım. Ne oldu, ne bitti ben yokken. Ben sinemaya gideceğim abla. Şuna bak. Bitmiş. Tavşangallar iki elde. Ay sağ ol Cemal'cim ama hatırladığım kadarıyla gel şu şekerleri al. Biz bu çayları iki saat kadar önce söylemiştik. Ayol ben çay söylediğimizi bile unuttum. Siz unuttunuz ama ben asla unutmam. Kesinlikle. Necati Usta nasıl Feride yenge? İyi iyi. Baktın yarın mahkemede çıkamadı falan üzülme sakın ha. Sağ ol Cemal'cim ama Necati amcan yarın mahkemede beraat edip dışarı çıkacak. Sen asıl şunu söyle bakayım. Hem çay ocağı hem suculuk ikisine yetişemiyorsun. Ne olacak bu çay ocağının hali? Merak etmeyin. Yeğenim geliyor memleketten bağ yardım edecek. Self servise son. Ay vallahi çok iyi olur Cemal. Yoksa kendi çayımızı kendimiz yapacağız ona göre. Ha şimdi tevsif edeceğim sana yani. Ne demek bu yani? Hamburgerciye gidiyorsun kendi köfteni, kendi hamburgerini kendin mi yaparsın? Böyle bir şey duymadım ya. Alem ya. Bir şey söyle 10 tane cevap veriyor. Güzelmiş çay da. İsim al. Necati Usta. Ha canım. Ya şöyle bir güzel yemek yap da midemiz bayram etsin. Ya siz de beni iyice koğuş aşçısı yaptınız ha. Yok, hata sende Necati Usta. O kuzu kapamayı yapmayacaktın. İyi yapalım bir şeyler. Ne malzememiz var? Kuzu kol var. Ha güzel. Size bir çoban kavurma yapayım. Yanına bir de bulgur pilavı. Sen bize böyle lezzetli yemekler yapmaya devam edersen biz senin üstüne yeni bir suç daha yıkacağız, haberin olsun Necati Usta. Aman teşekkür ederim, sağ olun. Bir kardeş kazığı yedik, bir de kovuş kazığı yemeyelim. Al şu defteri kalemi. Necati Usta'nın tarifini yaz. Necati Usta yakında gider. İnşallah. Biz de aynı yemeği yapabilelim. Doğru, hemen yazıyorum abi. Ya aslında siz çıkınca hepiniz bana geleceksiniz ki ben size bir yaren kebabı yapacağım güveçte. Allah! Tamam, hani yenge getirdiydi ya, küçücük anca tadabildik. Çok iyi oldu. Gel bakalım evlat. Şimdi kolu böyle alacaksın. Eti yemeyi sevmek lazım. Seversen et lezzetli olur. Onu böyle güzel seveceksin. Üzerinden zarını, yağını çıkaracaksın. Kemiğinden sıyırıp güzel bir ince ince kuşbaşı yapacaksın. Tavada yağı kızdıracaksın yakmadan. Etleri içine atıp önce şöyle bir mühürleyeceksin. Bu kaçak et değil ki Necati Usta. Bunun mühürü damgası var zaten. Yok bu mühür öyle mühür değil. Yani kızgın yağda etin üzerini pişireceksin. İçinin suyu olduğu gibi kalacak. Sonra ateşi kısacaksın. Onu işte sarımsak, defne, harcını koyacaksın. O minik minik demlenecek. Suyunu kendi bıraktığı suyunu çektikten sonra da hafif kavurmaya başlayacaksın. Ay ne iyi yaptınız da geldiniz Gülşen. İşte bu akşam burada kalalım dedim. Yarın hep beraber mahkemeye gideriz diye düşündüm ben. İyi düşünmüşsün. Sofra hazır. Aa, hadi bakalım herkes sofraya. Çocuklar nerede? Ellerini yıkıyorlar. Arkadaşlarını özlemişler. Zor soktum eve vallahi. Anne biz eve gidiyoruz. Siz de rahat rahat kalırsınız odanızda. Ay, olur mu canım? Ya yemek yeriz ondan sonra gideriz biz. Siz bilirsiniz. Hadi kalkın. Çocuklar hadi sofraya. Anne, ben yemekten sonra Taylanlara gidebilir miyim? Ben de İsmail'lere gidebilir miyim? Hayır, daha 10 dakika önce beraberdiniz. Lütfen. Anne, ne olur. Bırak Gülşen, bırak gitsinler. İyi, tamam bakarız hadi. Ya ben kurt gibi acıktım ha. Ay, benim midem bulanıyor biraz. Ne? Beğenmedim yemekleri. Başka bir şey ayarlayayım ben sana dışarıda. Ay, yok da ne bileyim, şunlar koktu galiba. Hay Allah ya. Çorba yeter bana, sağ ol hayatım. İyi, neyse. Çekeyim mi? Dur, şey, çorbayı versene bana. Sağ ol. Çekeyim mi? Teyze, siz niye yemiyorsunuz? Yo, yiyorum. Ne
Necati Usta, sırf bu yemeği yemek için hapse girilir. Sen niye yemedin? Ya ben pişirirken kokusundan doydum. Olur mu öyle şey? Olur, olur. Hiç yesim yok. Afiyet olsun. Şimdi bir dakika, ben anlamadım. Ya sen şimdi kızla beraber sinemaya gittin ama yine de üzülüyorsun, bir triplerdesin yani. Oğlum körün istediği bir göz Allah vermiş iki göz. Niye istiyorsun daha ya? Ya sen beni anlamıyorsun Cemal. Bak şimdi, ben 3 gündür aç bir insan. Açık büfenin önünde ve yemek yemiyor. Yemiyor, vermiyorlar yani. O durumdayım işte. Doğru söylüyor abicim. Bak, sevdiğin kadın yanında ama aslında senden çok uzakta o. Dostum bence sen kendini işkence etmekten vazgeçmelisin. Ne yapayım Kemal abi? Yani artık vazgeç bu işten, bırak bu kızı. Nasıl yani, hiç görüşmeyeyim mi? Görüşme tabii abicim. Yani veya git söyle de ki sen beni arkadaşın olarak görüyor olabilirsin de. Ama ben seni öyle görmüyorum de. Yeter bu çektiğin ya. Ya sen kafayı mı yedin Kemal ya? Nasıl bir iş bu? Ne demek istiyorsun sen? Kızdan mı ayıracaksın uşağı ya? Seviyorum, sen anlamayasın ya. Ya baksana perişan oldu dostum çocuk. Yani eridi bitti, işkence çekiyor ya. Sen Kemal'i dinleme. Sen beni dinle bakalım. Ben sana bir şey anlatacağım şimdi. Sen şimdi bu işi ne yap biliyor musun? Böyle sevgililik stajı olarak gör, tamam mı? Sen güzel bir staj yap. Kız sağ ağlasın, senden hoşlansın. Her şey zamandan yerine oturacak. Yerine oturacak, rayına oturacak ya. Ya bir dakika şimdi benim kafam karıştı ya. Zaten Nurşen söz konusu oldu mu benim beyin duruyor. Yani nöronlar, elektronlar böyle apışıp kalıyor yani. Uyanık ol biraz, uyanık ol. Kemal'i dinlersen sınıfta kalırsın. Beni dinlersen stajını en güzel şekilde verirsin. Her şey tamam olur. Kız senden hoşlanır. Mutlusun yani. Bu kadar basit. 2 2 daha 4. 4 2 daha 6. Tam matematik de iyi. Feride Hanım, daha 2,5 saat var. Hem buradan adliye 1/2 saat. Ay, olsun, biz erken çıkalım, mahkemeyi kaçırmayalım. Biz hazırız zaten Feride Hanımcığım. Çıkalım o zaman, sen de çocuklara göz kulak ol, tamam mı? İyi de daha Seyfo ile Özge gelmedi. Aa, onları bekleyemeyiz. Biz çıkalım, onlar peşimizden gelsinler. Hadi, hadi çabuk. Aa, geç kalacağız, vallahi. Gülşen. Ne? Yahu daha var ya, mahkemeler açılmamıştır bile. Lütfü, yani Feride Hanım iyi dayanıyor. Ya ben onun yerinde olsaydım geceden kamp kurmuştum yani adliyenin önüne, ha. Tamam, tamam. Ömrümü yeme Gülşen, ömrümü yeme hadi. Emize niye getirdin beni buraya ya? Ben sana demedim mi tek şekerli getir abone diye ya? Kafe işleteceğiz oğlum, kafe işleteceğiz. Amca yiyen kafe kafeye verdik mi sırtımız yere gelmez ya. Kafe mi? Ula kafe nereye du? Kafe buraya du. Ya kral çıplak amca, neresi kafe burası bildin, dandik çay ocağı ya. Bak bana bak, kafe dediğin nedir? He? Masası sandalyesi olan yer değil midir? Aa bunlar sağ masa sandalye. Başka ne lazım? Müşteri. Aa sağ koca çarşı. Daha ne işliyorsun acaba ya? Tamam Emize, tamam. Sen ne diyorsan öyle olsun. Ha şöyle yola gel bakalım ya. Abim ne dedi? He? Huysuzluk yapar, çalışmazsa kündür onu inşaata, mala vursun dedi ya. Öyle mi dedi o? Ya Emre ya. Baktım da burası ilk başta pek bir şeye benzemiyordu ama sonradan bakınca bayağı bir güzel kafeymiş ya. Ne hasafi diyorsun? Oldum ya. Vallahi mi diyorsun? Vallahi diyorum. Aferin, ha öyle. Akıllı ol. Yola gel bakalım ya. Emre'ce yap bir karamel macchiato içelim ya. Baba, şaka mı yapıyorsun?
Abi şakaları nereden alıyorsun sen ya? Kalk bakayım içeri, git. Yok. Çabuk. Ya burası kafe değil mi? Ben belki vardır dedim ya. Bak ben mi yapacağım sen? Bak git içeri bakayım, kırmayayım senin bacaklarını ya, git. Git çabuk orada bir şeyler, temizlik yap, bir şey yap ya. Bir gözüme görünce ya. Ne haber? Haberler şöyle. Jale Hanım yine evde yok. Yani akşam da, bugün sabah da hiç görmedim. Ay, böyle söyleyip beni korkutmasan Ahmet ya. Vallahi korkmanın tam zamanıdır. Bu Ceyhun kesin kadına bir şeyler yaptı. Ay, keşke Necati amca burada olsaydı. Vallahi ne yapacağımı o bilirdi. Vallahi bence de. Necati amca demişken mahkemeden bir haber var mı? Yok. Bir sonuç çıkınca haber verecekler. He. Beraat ederse birlikte kutlarız. Ha? Yok. Tabii canım, kutlarız. Niye kutlamayalım? Sonuçta ben Necati amcayı çok severim yani. Oldu o zaman. Oldu. Görüşürüz. Görüşürüz. Yok oğlum Hamit. Sen bu kıza hayır diyemezsin. Ne yapacağım ben ya? Buyurun. Afiyet olsun. Rıza abi, heh, var mı bir haber mahkemeden? Yok be Hüseyin ya. Davadan karar çıkar çıkmaz Lütfü abi haber verecek bana. Ben de bizim ustayı aradım ama cebi kapalı. Hmm. Ya ben de gidecektim mahkemeye de. Şimdi babam beni orada görürse, sen niye dükkanı kapatıp geldin diye fırça atmasın dedim. Vazgeçtim. Doğru, iyi yapmışsın. Rıza. Buyur baba. Necati Usta'dan bir haber var mı oğlum? Yok baba, daha haber yok. Lütfü abi arayacak. Eğer suçlu bulunursa kim bilir kaç sene yatağı o. Ya niye suçlu bulunsun adamcağız? Bir suçu yok ki. Sen öyle düşünüyorsun. Bakalım hakimler ne diyecek bu işe? Ne demişler? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Vaymış ya, vaymış. Melis arayan oldu mu? Yok, olmadı Mahir ya. Ya mahkemeye Necati Usta suçlu derse? Ay deme öyle. Deme yani, olmaz inşallah. O zaman çıkamaz Necati amca. Kaç yıl çıkamaz? Kalpazanlığın cezası 2 ila 12 yıl arasıymış. Ay çok yazık. Necati Usta çok iyi bir insan. Biz neden zahitlik yapmıyoruz? Ay zahit değil o yalnız. Zahit değil, şahit. Ayrıca yani eğer şahit olabilsek bütün çarşı gider şahit olmaya. Gideriz yani. Kemal. Buyur usta. Gel yavrum. Bu Cemal'ın yeğenin adı neydi o çaycı? Galiba Hamdi usta. Ha Hamdi. Hamdi! Hey! Bak bakayım beni. Bana mı dedin? Yavrum sende başka Hamdi var mı burada? Ne bileyim ben amca ya. Ben yeni geldim buraya ya. Tövbe yarabbim. Şşş beni bak lan. Bu benimle dalga mı geçiyor? Vallahi bilmiyorum ki usta. Ben de yeni tanıdım kendisini yani. Ha. Yavrum beni bak bakayım. Bize 2 tane çay kap gel bakayım. Ben mi? Tövbe yarabbim. Seni de yok tabii. Sen çaycı değil miyim? Değilim. Öğrenciyim ben amca. İnanmayın, sen pasamı göstereyim ha. Ya ben seni pason neden göreceğim canım, Allah Allah. Ya amca bak ne kızıyorsun ya. Cemal. Lan oğlum bu benimle dalga mı geçiyor? Şimdi çeksen şunu kulağına. Yok yok, hiç sanmıyorum. Gayet ciddi bence usta. Öyle mi? Şşt. Beni bak yavrum. Bize 2 tane böyle çay getirir mi? Ben mi? Aa, usta, tamam ben getireyim çay. Bırak şimdi sen onu. Hop 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 hop. Nereye hemşerim ya? Dingo'nun çay ocağı mı orası ya? Çay istiysen bana söyleyeceksin. Anladın mı? Anladım. 2 çay. He, 2 çay. Ha. He, 2. Tövbe yarabbim. Merhaba Nurşen. Merhaba Ahmet. Ne yaptın? Sizinkilerden yeni bir enformasyon alabildin mi? Yok. Ay dur bir dakika, telefon çalıyor. Ay ablam arıyor, inşallah kötü bir şey değildir. İnşallah. Alo abla. Çok sevindim abla. Tamam, tamam. Necati amca tahliye olmuş o benim. Ana. Ay. Vallahi şu an bu mutluluğun hiç bitmesin istiyor. Görüşürüz. Görüşürüz.
Tahliye oldu lan. Mahkemesi daha sonra devam edecek. Şimdi nasıl oluyor ki tahliye oldu ama mahkemesi nasıl devam edecek o zaman? Ya Mustafa sen ne kadar anlayışsız bir adamsın ya. Ya kardeşim serbest bırakmışlar, mahkemesi tutuksuz olarak devam edecek yani. He. Dostum sonuçta özgürlüğüne kavuştu. Yakında mahkeme tarafından suçsuzluğu da onanır. Hiç merak etmeyin. Vay be. Ben biliyordum zaten Necati Usta'nın çıkacağını. O zaman Necati Usta'nın cezaevinden kurtulması şerefine herkese benden pide, tamam mı? Tabii tabii, bunu kutlamalıyız zaten. Ama ya. Pideyle de kutlamayalım müsaadenizle. Yani bir dakika çocuklar, bir dakika. Hemen öyle sevinmen. Mahkeme suçsuzsun dememiş. Yargılanması sürecek demiş. Yani eğer ceza alırsa o zaman sizin sevinciniz kursağınızda kalacak. Ya babacığım ağzına hayra açsan. Bak oğlum ne demişler? Dost acı söyle. Ben bu pideleri getireyim. Yürü ya. Hoş geldiniz Necati amca. Hoş gördük kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Yavrum. Bak canım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Necati. Ya, evine hoş geldin hayatım. Hoş bulduk Feridem de. Ama ağlama artık. O yanındayım artık. Tamam. Aa, hayatım bu sevinç gözyaşları. Üzüldüm değil. Baba, koltuğun seni özlemiş. Sağ ol oğlum. Vallahi ben de sizleri özlemişim. Dedem gelmiş. Zaman... Hoş geldin dede. Seni çok özledim. Canım benim, ben de seni çok özledim. Ben daha çok özledim dedem. Yavrum benim, en çok ben özledim. Hadi geçin bakayım dedenizi rahat bırakın. Hadi. Nasıl özlemişim, geçin bakayım yavrum. Aç mısın Necati amca? Vallahi açım kızım. Evimin yemeklerini çok özlemişim. Evimin kokusunu çok özlemişim. Sizleri ne kadar çok özlemişim ya Rabbim. Ben şimdi hemen bir şeyler hazırlayayım Necati amca. Hadi yavrum sağ olasın. Biz de seni çok özledik hayat. Dede bir daha gitmeyeceksin değil mi? Vallahi inşallah gitmeyeceğim kuzum. Senin için kalpazan diyorlar dedi. O ne demek? Evladım dedeniz yorgun şimdi sırası mı? Dur lütfen çocuklar sorsunlar öğrensinler canım. Evladım kalpazan diye paranın sahtesini yapana basana, kıymetli kağıdın sahtesini yapana denir. Yani gerçeği gibi yaparlar ama sahtedir. Paranın sahtesi mi? Nasıl yani? Monopoly oyundaki gibi mi? Yok ya bunlar oyuncak para. Bu dediğim benim aslı gibi. Ya aslı gibi ise sahte olduğuna sayet ediliyor dedi. Para sayma makineleri sahteleri ayırt ediyor be oğlum. Canım herkes para sayma makinesini nereden bulacak evladım? Şimdi bak ben sana anlatayım. Şimdi gerçek paranın bir defa kağıdı kalitelidir. Sahte paranın kağıdı o kadar kaliteli olmaz. Sonra paranın tam üst tarafında böyle elinle baktığın zaman kabartma vardır. Sahtesi de o, kabartmalar da yoktur. Sonra Atatürk'ün resminin sağ tarafında yani sana göre bu tarafta kenarda hologram diyorlar. Öyle bir yer vardı. Yanar dönerdi, rengi değişir böyle yaptıkça. Bir de kabartmadır tamam mı yavrum? Bir de gerçek paranın resimleri nettir yani baskısı nettir. Sahte para o kadar net olmaz. Ya tutturamıyorlar ya mahsus yapmıyorlar az ceza almak için. Bunlardan biri ya da birkaçı yoksa zaten o para sahtedir. Baba bu taraklarda bir izin olmadığını bilmesem yani seni kalpazan sanacağım ha. Evladım biz de 3 aydır bu memleketin en müstesna kader mahkumlarıyla bir arada kalıyoruz. Herhalde bir şey öğrenmişsindir artık. Maşallah Feridem. Yani orduyu doyuracak kadar yemek yapmışsın. Yok canım. Bu kadar kalabalığa yetmez bile. Şu güveçte gördüğüm yaren kebabı mı yoksa? Peki benim rejim ne oluyor? Sen bana bunları yedirmedin ki. Hayatım sen zaten 3 aydır rejimdesin. Bundan sonra sana rejim falan bir süreliğine yok. Duydunuz değil mi? Rejim falan yok. Yemek serbest. Doldur bunu. Ama abartmadan. Abartmadan koş şöyle. 4-5 kaşık. Oh. Bir kaşık daha. Tamam. Ben pilavı buradan alırım. Tamam. Sağ ol yavrum. Ama çok koy. Aman ya. Hadi tamam. Babam gelmiş hadi. Tamam bu kadar yeter sana çocuğum. Hadi canım. Yani bu yarın kebabı benim yaptığım kadar güzel olmuşa benziyor. Bakalım. Ah sağ ol canım. Dolma da çok güzel olmuş anne. Afiyet olsun çocuğum. Ay çok güzel görünüyor. Vallahi yarın kebabı dururken dolma yemem.
Nasıl? Olmuş mu Necati? İsterim. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Goncacığım, ekmek de verir misin? Bir dakika ben alayım sonra. Tamam. Sağ ol canım. Dedeciğim, hapishanedeki adamlar korkunç muydu? Aa, bırakın dedenizi rahat rahat yemek yesin yahu. Kızım bırak çocuklar sorsunlar ya. Canım, bizim benim kaldığım koğuştaki dolandırıcıları görseniz hiç dolandırıcı demezsiniz. Adamlar gayet beyefendi, temiz yüzlü, cin gibi adamlar. Zaten adamlar temiz yüzlü olmasa şüphelenirsin baba. Tabii Lütfü çok dolandırıldığı için bilir bunlar, tecrübelidir. En çok kimler dolandırılır biliyor musunuz? Kendine çok güvenen, kendini çok akıllı, çok uyanık sananlar. Bir de açgözlüler. Yani kısa yoldan zengin olmak isteyenler. Çalışmadan, emek harcamadan voleyi vurmak isteyenler. Voli ne Necati baba? Şimdi yani hapishanede bu kadar kalınca oranın jargonunu da öğreniyorsunuz. Voli demek aslında ne demek? Büyük vurgun. Ha. Yani kısaca anlayacağınız dolandırıcılığın en büyük malzemesi kendini akıllı, karşı tarafı aptal zanneden insanlardır. Artık o günler gerilerde kaldı. Çok şükür Allah bir daha yaşatmasın. Ay hayat mama soğuttun yesene. Haklısın valla. Hapishane anılarımı anlatmaktan yiyemedim. hadi yiyin çocuklar, soğutmadan. Ne kadar özlemişim valla. Afiyet olsun Necati baba, özlemişsindir. Aşkım, niye bana söylemedin Necati babanın bugün çıkacağını? Ya aşkım niye çıkamasaydı? Bu sefer de üzülürsün falan, bir yerine bir şey olur diye çekindim yani. Korktum, söyleyemedim. Vallahi bu akşam dükkanı kapatır kapatmaz onlara gidelim. Çok özledim Necati babayı. Vallahi ben de özledim ya. Bir tek telefonla konuştuk. Bu arada ben birkaç hastane araştırdım. Hastane mi? Ha? Ne oldu, bir şey mi oldu? Çocuklar mı geliyor? Aşkım, dur, çantan nerede? Evde aşkım, de dur, ben alayım geleyim. Derin derin nefes al. Sakin olur musun aşkım? Doğum falan yapmıyorum. Sancım da yok ayrıca. Ha? Ne oldu? Niye hastaneleri aradın o zaman? Sezaryen fiyatlarını öğrenmek için aradım. Sezaryen mi? Evet Rıza, sezaryen. Ha. Yani aşkım normal doğum yapmayacak mısın? Hani normal doğum adı üzerinde, normal doğum yani. Tabii canım, senin için konuşması kolay. Doğuracak olan benim nasılsa. Yok ya, o bakımdan demedim. Hani ben sadece fikrimi beyan ettim. Ben o kadar acıyı çekemem Rıza. Lütfen bana bu tarz fikirlerini falan söyleme. Ben sezaryenle doğum yapmak istiyorum. Kesin. Evet. Aha. İyi tamam canım. Annem beni normal yollardan doğurmuştu da. Ben sezaryen yapacağım. Ya Lütfü abi. Oho. Lütfü abi. Tatlıyı beklemeden şekerlemeye başlamışsın. Seyfo rahat bırak adamı. Lütfü, ne oldu oğlum? Akşam beşik mi salladın? Ay, benim yüzümden oldu Necati. Bugün mahkemeye geleceğiz diye herkesi sabah o kadar erken uyandırdım ki. Kurban olurum ben sana. Yani Lütfücüğüm, üç aydır babamı görmüyorsun ve uyuyorsun masada, ha? Özür dilerim baba, içim geçmiş. Estağfurullah oğlum. Yeni evinizden memnun musunuz? Çok memnunuz babacığım. Ben memnun değilim. Ben de değilim. Aa, siz yemeğinizi bitirdiyseniz arkadaşlarınıza gitsenize çocuklar. Hadi bakayım, hadi. Hadi, çabuk çabuk. Siz onlara bakmayın babacığım, onlar çocuk yani. Öyle söylüyorlar işte. Bakmam çocuğum, ben onlara bakmam. Lütfü, sen memnun musun oğlum yeni evinden? Yeni evimden? Hı. Memnunum baba, gayet güzel yani, iyi. Babacığım o kadar güzel ki anlatamam size. Bir kere spor salonu var. Ondan sonra canım, ne bileyim, bahçeleri var, yürüyüş yerleri falan var. Havuzu çok güzel, güvenliği de çok iyi yani. Güzel güzel, biz mutluyuz yani. Tamam. Değil mi evet. Lütfen? Evet evet baba, mükemmel ya. Anlatılır gibi değil yani. Güle güle oturun o zaman yavrum. Evet. Bir eksiniz geldiğiniz var mı çocuğum? Ay yok babacığım, her şeyimiz var bizim. Tamamız yani, değil mi Lütfen? Evet baba, ne eksiğimiz olacak? Biz her şeyi ayarladık yani. Anlıyorum. Evet. Merhaba Cihun Bey. Merhaba. Şehal Hanım yok mu? Şu an müsait değil Hamit. Sabah kurye gelmişti de, hani siz de yoktunuz. Hani Cihale Hanım'ı imzalayıp alması gereken bir şey. Ya getirsinler, ben imzalarım. Kocası değil miyim? Hadi söyle getirsinler. Tabii doğru. Bir isteğiniz var mıydı? Sen bana 6 tane bira alsana Hamit.
Aleyim. Ya dur. Jale Hanım bir şey isterler mi acaba? Yok, istemiyor. Yine de bir sorsaydınız. Jale! Hayatım, bir şey istiyor musun? Bak, istemiyor. Hadi hadi. Çabuk. Tamam. Hadi, hadi. Valla eğer içeriden ses geldiyse benim acilen kulak burun boğaza gitmem lazım. Çünkü hiçbir şey duymadım. Yok yok. Bu adam kesin bu kadına bir şey yaptı ve bizden saklıyor. Göreceğiz bakalım. Oğlum, iki saattir sen söylerim. Niye bakmayasın diyafona? Oğlum, sana derim, niye bakmayasın diyafona? Ya amca, niye pantomim yapaysın? Yüksek sesle konuşsana ya. Lan ne pantomimi ya? İki saattir çay söylüyorduk, niye bakma? Lan çıkar şunu kulağından. He, kulaklıkları değilsin. Ya ben de bana pantomim yapaysın sandım amca ya. Lan millet çarşıya inletiyor çay diye. Sen ne yapıyorsun burada? Ne dinli, müzik mi dinliyorsun sen ya? Ne çayı ya? Ben bir şey duymadım amca. Lan sabahtan beri telefondan insan çay istiyor insanlar. Ben arayayım seni, herkes arayayım seni. Niye duymayasın ya? Ya bıraksınlar bunları yemize ya. Ya telefon diye bir şey mi kaldı ya? Artık insanların görüntülü cep telefonuyla konuştuğu çağda telefon mu kaldı Allah aşkına ya? Oğlum, millet senden çay isteyecek diye üçgen mi kullanacaklar? Kullanacak tabii. Adamlar bizim çayımızı içiyorlar ya. Üçgede kullanacaklar, dörtgede kullanacaklar ya. Sen önce telefona laf atacağına amcandan bir özür dile. Bir kendine gel ya. Geldiğinden beri beni sinirlendirmekten başka bir şey yapmaysın ya. Ya amca, ne kızıyorsun, ne bağırıyorsun ya, ne bağırıyorsun ya? Tamam, gittik ya. Bana cevap verme, bir özür dile. Ya gittik, tamam ya. Senin yüzünden elimi avruya vurdum zaten ya. Ne bir musibet bir şeysin sen ya. Lan niye geldin buraya? Buyurun Necati amca, çayınız. Sağ ol kızım, ellerin dert görmesin yavrum. Afiyet olsun Ferdi teyzeciğim. Ah canım, sağ ol. İçecek misin Özge? Yok, içmeyeyim hayatım, sağ ol. Seyfo. Alayım. Seyfo. Buyur baba. Size de çok teşekkür ederim evladım. Feride annenizi yalnız bırakmamışsınız. Ne demek? Ne demek babacığım ya? Sizin eşinizse bizim de annemiz o. Özge, sen nasılsın yavrum? Bebek nasıl? İkinizin de sağlığı sıhhati yerinde mi? Yerinde, yerinde. İyi, ne yapsın? Gitgide büyüyor. Ben de kıyafetlerime sığamıyorum artık Necati baba. Sığma yavrum, sığma. Zaten bebek olduktan sonra için içine sığmayacak. Evlat sahibi olmak kadar insanı mutlu eden bir şey yoktur. Allah evlatlarımızın üzüntüsünü bize hiç göstermez inşallah. Amin. Zaten çocuk sahibi olmak çok güzel bir şey olmasa bu kadar eziyete insan niye katlansın? Doğru söylüyorsun Necati. Hele evlatların büyüyüp de sana destek olmaya başlayınca işte o zaman iyi ki evlatların varmış diyorsun. Ama Feridem, yani biz büyüyünce çocuklar bize yardımcı olsun diye çocuk yapanlardan değiliz. Hele sen hiç değilsin. Çünkü sen annesin. Doğada karşılıksız sevgi veren tek yaratık annedir. Kemal abi, ne haber? İyiyim kardeşim, senden ne haber? İyi. Ayva var mı? Ayva mı? He. Oğlum, bu mevsimde ne ayvası? Ne yapacaksın ayvayı? Yiyeceğim. Yine ne oldu ya Rıza? Ha? Ya az önce internetten sezaryen fiyatlarına baktım abi. 1500 liradan başlıyor, 8000 liraya kadar gidiyor yemin ediyorum ya. Sezaryene mi karar verdiniz? Ben karar vermedim. Saliha karar verdi. Ya, bana kalsa normal doğum ama tutturmuş sezaryen diye. Ya yemin ediyorum, bilseydim yani bu kadar pahalı olduğunu ben doğururdum çocukları. Vallahi Rıza'cığım, bence aslında en güzeli doğal olan. Normal doğum yani. E bence de. Ama işte dinlemiyor. Sen bir Salih'le konuşsan. Ben? Ha. Yani yaşça büyümüş sayılırsın abicim. O yüzden seni dinler yani. Vallahi kardeşim, ben karı koca arasına girmektense şu Japonya'daki Fukushima nükleer santraline girer radyasyonlarla yanarım daha iyi. Beni karıştırma bu işlere lütfen. Aşk olsun Kemal abi ya. Her konuda söyleyecek bir lafım var. Bu konuya gelince ya dut yemiş bülbül kesildin yemin ediyorum. Vallahi kardeşim, başka bir şey olsa, başka bir konu olsa ben sana yardımcı olmaya çalışayım ama yani ben senin eşine sezaryenle ilgili ne söyleyeyim? Yani ben fayda etmem bu konuda sana. Daha etkili biri olması lazım. Mesela Necati Usta. Necati Usta. Belki o ikna ederse Aliha'yı normal doğuma. Evet, evet.
Biz zaten bu akşam Necati Usta'ya gidecektik Saliha ile beraber. Orada açayım ben konuyu. Heh. O Saliha'yı ikna eder. Hem Saliha da onu dinler zaten. Güzel tabii güzel ya. İkna eder ya. Tabii tabii. Yani ikna etmese bile aklını şeyler. Evet. Hoca dana uykuyu koyulttu. Lütfü, hadi gidiyoruz, kalk. Hadi kalk hayatım. Ha, geldik mi? Gelmedik, gidiyoruz, evimize gidiyoruz. Hadi hayatım, kalk hadi. Ya hayatım, nereye gidiyoruz? Ya? Saat geç oldu zaten. Bak, biz dünkü gibi yine burada kalalım, ha? Olmaz Lütfücüğüm, hadi gideceğiz, hadi kalk. Ya aşkım bak, çocukların da okulu yok. Kalalım bir gün daha, ne olur ya. Lütfücüğüm, insanlar 3 aydır birbirlerini görmüyorlar değil mi? Hadi hayatım, gidelim artık. Çocuklar nerede? Lütfü, sen biraz uzun uyudun oğlum. Hı. Yiğit askerde, Gonca'da, Ankara'da, üniversitede çocuğu. Baba dur, dalga geçme, zaten ayakta uyuyorum ya. Oğlum insan bir gün erken kalkmayla böyle olur mu ya? Baba bir gün erken kalkmayla değil, ben her gün erken kalkıyorum. Ömrüm yollarda geçiyor benim. Lütfü. Aa, hadi kalk gidelim. Heh, geldin mi hayatım? Hadi gidelim düşünce. Ablacığım ben çocukları komşudan alayım. Otoparkta sizinle buluşalım. Tamam hadi. Koşun. Çok. Necati amcacığım. Hadi kızım. Geçmiş olsun. Hiç sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Hadi, hadi canım, hadi görüşürüz. Yavrum. Hadi aslanım. Kendine iyi bak, görüşürüz. Sağ ol yavrum. Hadi hadi. Git uyu bakalım. Haydi. Sağ ol canım. Sağ ol. Yavrum. Hadi gel. Hadi selametle çocuğum. Hadi güle güle. Canım. Hoşçakalın. Bir şey olsun. Ararsın. Tabii. Hadi. Hadi görüşmek üzere. İyi geceler. Baba görüşürüz. Hadi. Hadi oğlum güle güle. Görüşürüz. Papatya. Ay Necati. Ay hala inanamıyorum yanımda olduğuna. Canım benim. İnan bana, ben de inanamıyorum. Bir şey ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Gembel gibi demdelliğim kapazlara olup yuvulup yeverem demdelliğim bellim kapazlara olup yuvulup 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 bellim. Ay Necati ne yapıyorsun? Ya 3 aydır ben seni hasretim, sen beni özlemedin mi? Ay özledim tabii, özlemez olur muyum hiç, ama biraz bekle bakalım. Gembel gibi demdelliğim kapazlara olup. Necati kapı. Ana tam da zamanında geldi ha, kim bu şimdi? Açma, açmayacak gidin. Ayıp olur ya Necati. De belli. Necati, ayıp olur hayatım. Bize ayıp oluyor. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Necati baba. Oğlum. Babacığım. Dur oğlum, dur. Düşüneceksin lan beni. Bacığım ben. Dükkanı kapatır kapatmaz Saliha'yı aldım geldim. Yettin oğlum. Hadi geçin oturun. Hoş geldiniz Necati babacığım. Geçmiş olsun. Kızım teşekkür ederim. Size de geçmiş olsun Feride anneciğim. Sağ ol Saliha. Şuna bak Feride, maşallah maşallah. Atı karnın burnunda kızım. Nasıl ikizlerin durumu, iyi mi? İyiler babacığım, iyiler. Çok şükür ikisi de iyiler. Maşallah. İkisi de... Babalarına çekmişler demek ki. Ay canım, Allah bak. Lan bugün ben ne kadar darlandım ya. Pittim ya. Vallahi canım sıkıldı. Abimin hatırı olmasa vuracağım ağzına şamarı bir tane. Bir tane tekme atacağım. Kovacağım onu dükkandan ya. Otur ya. Ben sana güzel bir kahve yapacağım. Sakinleş. Hem de 40 yıl katırası var. Katırası değil kızım, o hatırası var. Zaten Hamdi benim çıldırttı bugün. Bitti kafam allak bullak oldu. Bir de sen güzelin Türkçemizi bozma. Sınırlanıyorum. Vallahi sınırlanıyorum. Ya benim gibi güzel konuşasın ya. Sen nasıl sakinliyorsun ben biliyorum. Bitti. O zaman hazırlan da gidelim ya. Vallahi çok sinirliyim. Haydi gidelim eve ya. Ama önce Necati Usta gideceğiz. Yeni geldi ya. Necati Usta? O, tabii Necati Usta'ya gitmemiz lazım ya. Necati Usta'nın 40 yıl değil, 160 yıl hatırı var ya. Tamam. Ben hemen toplanıyorum. Haydi çabuk toparlan. Kısmetse doğum ne zaman Saliha? Daha belli değil Feride anne. Ne demek daha belli değil? Senin ikizler randevuyla mı geliyor kızım? Evet. Sezeryan da doğum yapmak istiyor da. Ha, şimdi anlaşıldı. Rıza masrafı olmasın diye normal doğum yap diyor. Ya masraf yüzünden değil hayatım. Normal olan bu. Normal doğum adı üzerinde. Normal doğum. Yani ben tamamen senin sağlığın için söylüyorum ya. İstersen bu konuyu burada konuşup Necati Baba ile Feride annenin başını şişirmeyelim Rıza. Tamam Saliha. Vallahi
Pek işinize karışmak istemem kızım ama en iyisi Rıza'nın dediği gibi normal doğum. Çünkü biri normal doğum, öteki cerrahi operasyon yapılıyor. Evet, yani doktorun tavsiye etmedikçe sezaryanı düşünme kızım. Sonra bir kere sezaryanla doğum yaparsan bir daha normal doğum da yapamazsın. Ama ben çok korkuyorum Feride anne. Tabii korkacaksın ya, korkman normal. Ama ötekinden daha çok korkacaksın, sezaryandan daha çok korkacaksın. Netice itibariyle o bir cerrahi operasyon. Buradan açacaklar, 6 kat açacaklar, sonra dikiş atacaklar. Yani her operasyon risklidir yavrum. Bence sen yani doğumun kötü taraflarını düşünüp kendini strese sokma kızım. Sen bebeklerinle yaşayacağın güzel günleri, güzel anları düşün daha iyi edersin. Hem sezeryanla doğum yapınca belki ağrı çekmeyeceksin ama sonradan gene ağrı çekeceksin ya. Ağrı kesici ilaç veremeyecekler. Ayrıca en önemlisi normal doğumda çocukların ağrı eşiği yüksek olur. Yani çıkarken ilk duydukları sancı onların beyinlerinin ilk kaydettiğidir. Acıyı oradan tanır. Onun için acıya dayanıklı olur. Acıya mütehammil olur. Halbuki sezeryanda doğdun mu canı çok kıymetli olur. Kıymık batsa ölüyorum zanneder. Bence Necati haklı Salihacığım. Doğumun en güzeli doğal olanıdır. Çok canım yanar diye korkuyorum. Ay Saliha, sen doğum yapan ne ilk kadın olacaksın ne de son kadın. Ayrıca dayanılmaz bir şey olsaydı, kadınlar tekrar tekrar doğum yaparlar mıydı? Haklısınız galiba. En iyisi ben normal doğumu bir kere daha düşüneyim. Oh ya, çok şükür. Ya neyse, bize müsaade. Babam da yorgundur zaten. Müsaade sizin yavrum. Vallahi hakikaten çok yoğun bir gün geçirdim. Tamam babacığım, geçmiş olsun. Sağ ol yavrum. Güle güle oğlum. Tekrar geçmiş olsun. Güle güle canım. Ben yavrum, sağ ol. Hadi. Kendine iyi bak, dikkat et. Feride'm, nerede kalmıştık? Ay inanmıyorum, senin hala aklın orada mı? Benim aklım orada hiç ayrılmadı ki Feride. Koyuna bak, koyuna da bak Yosman'ın. Boyuna da bak Yosman'ın boyuna. Kıvrım kıvrım saçları taradirinam. Ah dolanıyor boynuma taradirinam. Taradirinam. Aa, başlayacağım ama bu kapıyı artık. Ah, hoş geldin Semihacığım. Hoş bulduk hayatım. Annemler bendeydi, anca çıkabildi. Rahatsız etmiyorum değil mi? Aa, yok canım, ne rahatsızlığı. Buyur, buyur. Hoş geldin canım. Geçmiş olsun Necati Bey. Teşekkür ederim. Buyurun. Hayırdır Necati Bey? Sizi biraz durgun görüyorum. Biraz yorgun, o kadar. Ben de gözünüz aydın diyeyim istedim ama rahatsız etmiyorum inşallah. Ay yok, estağfurullah. Yani tam zamanında geldiniz. Necati. Uyumuş. Canım benim. 3 aydır evine, yatağına hasret kalmıştı, dayanamamış. Oh canım. Ah, Allah bir daha ayırmasın bizi. Ah, Feride. Gel bakayım buraya. Ah, dur Necati. Dur. Dur. Oh canım. Ben de diyorum bu hapishaneye nasıl girdi? Tamam, self servis yazısı da çıktı. Bugünden sonra her şey daha iyi olacak. Ne oldu ki eleman aldık buraya, değil mi? He? He. Çok akıllı olacaksın, çok hızlı olacaksın, tazı gibi olacaksın. Lep demeden leblebi anlayacaksın, tamam mı? Ya kim benden leblebi isteyecek? Ya sen kuru yemiş dükkanı da mı aldın ya Hamza? Ya oraya da mı bakasok ya? Üf. Oğlum ne kuru yemişin, ne değilsin sen ya? Şşş! La bir toparlan lan. Niye bu lebaysın ya? Lan! La çabuk git içeri bakayım. Karadeniz'in çayı nasıl olmuş göster bana, çabuk. Ya Emircan, niye çay gösteriyorum Allah aşkına ya? Ya çayı içsek daha iyi değil mi? Ya sende de ne akil kaldı ne fikir Allah aşkına, ben anlamadım ya. Bu kesin hastanede falan karıştı. Buna bir şey oldu, bu benim akrabam olamaz mı? Salak çünkü ya. Feride,
canım, niye uyandırmadın beni? Ay, melekler gibi uyuyordun, kıyamadım sana. Canım benim, iyi oldu ama. Kendimi böyle daha dinç hissediyorum. Gel bakayım bana, rüyalarımın kadını ye. Kapı. Ama açma, açma. Aa, olmaz, ayıp olur. İnsanlar sesimizi duymuştur. Ayrıca insanlar seni saydığı, sevdiği için geliyor Necati. Aman teşekkür ederim. Ben sevmesinler de ben seni seveyim. Günaydın Feride Hanım. Günaydın Hamit. Necati amca evde mi? Yok yok, gitti. İlahi Necati amca, yani şu esprilerinizi nasıl özledim anlatamam. Anlatma zaten. Sen şimdi git, sonra gel ama oğlum. Ama bu çok acil Necati amca. Ya benim işim daha acil. Ya olamaz Necati amca. Yani şu an vereceğim cinayet haberinden daha acil bir şey olamaz. Ne diyorsun oğlum sen, ne cinayeti? Ya Ceyhun Bey'in işlediğini sandığım cinayet. Ne? Ceyhun cinayet mi işlemiş? Yani datalar bunu gösteriyor. Yani Cale Hanım yaklaşık bir aydır ortalarda yok. Ne gören var ne duyan. Oğlum bu çok ciddi bir iddia. Polise niye haber vermedin? İşte emin olamadım Necati amca. Ceyhun Bey devamlı Jale Hanım evdeymiş gibi davranıyor. Ama Jale Hanım'ı gören yok. Yok, Ceyhun deli olandır ama bu kadar da değil herhalde. Necati, kiralar da ödenmiyor. Yani Jale olsaydı kiraları kesinlikle öderdi. Öyle mi? Ha. Dur bakalım şimdi anlarız. Gel bakalım sen. Ay bana da haber ver ha. Tamam tamam. Allah Allah. Mahir baksana Lütfü abi yine uyuyor. Ben sana söylüyorum, bu Lütfü abi gece hayatına başladı. Yok canım, Lütfü abi yapmaz öyle şey. Baksana şuraya nasıl uyuyor. Gece uykusunu alamıyor, ondan sonra gelip burada uykusunu alıyor. Aslında doğru söylüyorsun yani ha. Baksana sabahları bile bizden erken geliyor yani. Evet tabii işte. Üste para versen bu adam gelip bizden önce dükkanı açar mı? Dükkana gelir mi? Ne yapıyor? Gece o bar senin, bu pavyon benim, yorgun kalıyor. Ondan sonra da gelip burada horul horul uyuyor. Başka bir şey olamaz. Ah Mahir ah, erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız yani, nankörsünüz. Ay bu Gülşen ablaya yapılacak şey mi ya? Ne bağırıyorsun ya? Lütfü abi zamparalı yapıyor, sen bana fırça atıyorsun. Dur, dur. Ne oluyor ya? Ay ne olsun Lütfü abi, bir şey yok. Elim kaydı, çarptı. Kahve yapayım Lütfü abi, açılırsın. Lütfü abi. Ay Lütfü abi ya. Lütfü abi yani. Sen Ceyhun'un evde olduğundan emin misin? Akşam evdeydi. Bugün de hiç çıktığını görmedim Necati amca. Sen de bir koku alıyor musun? Evet, bir gaz kokuyor gibi. Aman canım, vanayı kapat, vanayı. Gaz vanasını kapat. Olmadı. Ne yaptın böyle? Ne olmuş buraya Necati? Sen aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Ben de camı açayım. Hı? Bu gaz ağırdır. Dibe çöker Hamit. Al şunu şöyle bir yerler dışarı doğru, kapıdan dışarı doğru. Aşağıdan aşağıdan ha. Ölmüş mü yoksa Necati amca? Yok yok, yaşıyor yaşıyor. Bir şeysi yok maşallah. İntihar mı etmiş Necati amca? Yok sanmam. Sarhoş da herhalde. Tencereyi ateşte unuttu. Yemek taşınca ocak söndü. Ceyhun, Ceyhun nefes al oğlum. Gel yardım et, şunu alalım dışarı, gel. Ya sen bana biraz da levrek getirsene. Seyfo, ha. Çok güzel deniz levreği var. Ne kadar var? Kaç kasa istersen sen. Ne kadar lazım onu söyle. Kaç kasa istersen? Ha. Deniz levreği. Evet. Sen nereden buldun o kadar deniz levreğini? Olta balığı be abicim, çaktırma. Ne o çaktırma falan? Olta balığı. Sen benim ekmeğimle oynuyorsun, haberin var mı? Ya tamam usta, sakin ol. Allah Allah, alma sen alma. Bana bak, bir daha av yasağına uymadığını duyayım. Seni gidip ihbar etmezsen bana da balıkçı Seyfo demesinler ha. Bak bak bak, namus bekçisi olmuş. Tövbe tövbe. Oğlum hadi yürü, konuşma daha fazla. Ya hadi be. Yürü lan! Hadi git sen de be. Ya tamam usta, sakin ol ya. Adama bak ya.
İnanmıyorum Necati. Yani siz gitmeseymişsiniz çocuk ölecekmiş, öyle mi? Evet Feride. Ama yani o evin halini görecektim. Perişan. Hele Ceyhun perişan. Peki Jale nerede? Yoksa Hamit'in dediği gibi Ceyhun ona bir şey mi yapmış? Jale Ceyhun'a bir şey yapmış. Ne yapmış? Ceyhun'u terk etmiş. Ya bundan bir ay önce gelen bir iş teklifini kabul etmiş. Yurt dışına gitmiş Ceyhun'u bırakıp gitmiş. Peki Ceyhun niye Jale ile beraber gitmemiş? Orasını bilemem artık yani. İnsanların da özel hayatına daha fazla girmek istemedim. Dilerse sonra kendi anlatır. Peki Ceyhun'un durumu nasıl? İyi mi bari? İyi değil. Ben bıraktığımda tedbir olsun diye oksijen veriyorlardı. Öyle evladım. İyi bari. Çok zor, çok zor. Yani Allah sabır versin. Nerede kaldılar ya? Harbiden ya. Şşş, Musti, bakıyorsun değil mi lan? Bakıyorum abicim. İyi, iyi. İyi bak ha. Geliyorlar, geliyorlar. Ay Feride aradı, yola çıkmışlar. Abi, geliyorlarmış. Geliyorlarmış usta. Hadi hadi. Tamam. Gören de reisi cumhuru karşılıyorlar sanacak. Ya kim geliyor? Niye dizildiniz böyle? Reisi cumhur geliyor. He. Necati Usta geliyor. Necati Usta, o bu çarşının temel direğidir. O olmadan bu çarşının tadı tuzu olmaz. Önemli adam yani. Ya bana bak. Necati Usta geldiği zaman hemen çayını hazır edeceğiz, tamam mı? He. Geliyorlar. Rıza'yı çabuk çabuk çabuk. Sıralan. Evet, hazır. Dikkat! Çarşı, tam kadro, emir ve göçlerinize hazırdır komutanım. Bu ne oğlum? Baba, çarşıya hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Sağ olun, var olun. Bütün çarşı sana hoş geldin demek istedi hayatım. Hoş geldiniz. Hoş gördüm, hoş gördüm, hoş bulduk. Sağ olun, sağ olun, var olun. Vallahi gözümde tütüyordunuz ya. Allah'a şükür gene hep beraberiz. Allah sağlıklı ömür verdikçe de bu böyle olacak. Buyurun Necati Usta. Çok teşekkür ederim yavrum. Ma ne güzel bak, mis gibi. Sağ ol. Sağ ol. Hadi beyler hadi. Lay lay lay, Necati Usta. Yapmayın, bütün çarşıya resim ettim ben ya. Ya sen bunun böyle olacağını biliyordun, bana söylemedin değil mi kadın? Biliyordum, söylemedim. Konuşmuyorum. Ay. Hadi bakalım herkes için başına. Aa. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Reksiniz yok değil mi oğlum? Yok. Necati Usta, buyur çay. Aa, zahmet oldu Cemal. Çay getirmek sana mı kaldı? Ne demek ne zahmeti? Benim işim bu ya. Nasıl senin işin bu? Sucu Cemal iflas mı etti? Necati Usta ağzını hayra aç ya. Yok iflas ettiğimiz falan değil ya. Burayı da devraldım yani. Yusuf'a ne oldu? Yusuf'a bir şey mi oldu oğlum? Niye haber vermediniz? Yok yok, kötü bir şey olmadı. Hı. Yani Arzu'yla evlenmeye karar verdiler. Arzu'nun babası da ya ben çaycıya kız falan vermem diye tutturdu. Nesi varmış çaycılığın, bal gibi meslek ya. E bence de öyle ama o da ne yapsın? Çay ocağını Cemal'e devretti. Ondan sonra kayınpederiyle çalışmaya gitti. Hanım köylü oldu yani. Yani. Neyse onlar mesut olsunlar da. Kendisi önemli değil. Yusuf da devredince dedim ki suyu zaten ben veririm. Çayın kralı memleketten geliyor. Yapsam yapsam ben yaparım dedim, açtım burayı işte ya. Ne hayırlı olsun Cemal, hadi bakalım. Ha bu arada çay 10 numara. Dur bakalım, ona bakacağız. Ben çay konusunda sudan daha iddialıyım Necati Usta. Bence senin en iddialı olduğun alan gevezelik. Mesaj alınmıştır, hayırlı işler. Hadi hayırlı işler. Necati Usta. Ha canım. Bir tavla atalım mı? Özledin galiba bana yenilmeyi. Göreceğiz. Rıza, getir oğlum şu tavlayı. Nurettin'in ifadesini alayım bakayım. Göreceğiz kim kimin ifadesini alacak. Necati Usta, divane yok. İyi mi? Ne olsun kardeş, kaderimizde kodes görmek de varmış. Necati Usta. Hadi, sağ olun. Sahte paraları ne ettin, nereye koydun bunları? Ne diyorsun Nurettin ya? Sahte paraları diye yok, nereye koydunuz? Ya benim böyle bir şeyle alakam yok Nurettin. Ha yok, senin yok da kardeşinin var ya. İşte onları bir yere koymuştur diye düşünüyorum. Olur mu canım? Ona da başkaları baskı yapmış da yapmak zorunda kalmış. Yoksa o da yapmaz. Yapmaz.
Yapmaz kardeşim, bizde böyle şey yok. Hadi hadi canım. O paralar bir yerlerde istifli duruyordur. Kardeşin sana söylemedi mi? Nurettin muhabbetine doyulmuyor ha. Ama kabiyet bende zaten. Seninle muhabbet kuruyorum ben. Ama istemiyorsan kurma kardeşim. Tabii. Tavlada yeneceğini anladım. Kaytarmak için nömrö yapıyorum. Tamam, huysuz ihtiyar hadi. Hmm. Sen son zamanlarda çok film seyretmeye başladın galiba. Rıza. Buyur usta. Gel kaldır şu tavlayı. Evet Mahir, ne vardı? Benimle konuşmak istiyormuşsun. Buyur. Bak Lütfi abi, seninle bir eleman olarak değil, bir kardeşin olarak konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Gül gibi karım var. Dünya güzeli çocuklarım var, Allah bağışlasın. Ama bunların kıymetini bilmen lazım. Biliyorum zaten. Ama bilmiyorsun Lütfi abi, bilmiyorsun. Bilsen babanın yaptığını yapmazsın. Nasıl yani babamın yaptığı? Bak zamanında o da senin geçtiğin yollardan geçmiş ama şimdi ne yapmış adam? Uslanmış. Mahir, sen kafayı mı yedin oğlum? Ne diyorsan söyle ya, geveleme. Seni uyarmaya çalışıyorum Lütfi abi. Hangi konuda? Ailenin kıymetini bilmen konusunda. Geçici heveslere kapılıp da yuvanı yıkma, çok yazık olur. Bakar mısınız? Bir çorba alabilir miyim? Mahir, bak müşteri çorba istiyor. Hadi sen müşterinin çorbasını ver. Benim de canımı daha fazla sıkma canım, hadi. Tamam. Allah Allah. Buyurun beyefendi. Bir çorba, bir de su istiyorum. Babam işte, Feride Hanım işte. Şöyle biraz kestirirsem kendime gelirim. Sen ne zaman geldin? İşte sabah sen çıktıktan sonra geldim. Burası daha rahat değil mi? Yani... Zaten beni Feride teyze çağırmıştı. İstediğin zaman gelebilirsin demişti. Zaten yardıma da ihtiyacı oluyor. Sen niye geldin işte? Ben... Üstümde biraz kırgınlık var. Bir yatayım dedim, kendime gelirim diye uzanacaktım. Ablamın haberi var mı? Dur şimdi, ona haber verip telaşlandırma. Bir şeyim yok. Biraz yatacağım, kendime gelirim ben. Bir şey ihtiyacı var mı enişte? Yok, sağ ol. Tamam o zaman, ben mutfaktayım. Tamam. Nerede bu adam? Ben de seninle bu konuyu konuşacaktım Necat Usta. Hangi konuyu? Lütfi abi hakkında. Ne olmuş Lütfi'ye? Lütfi abi kendisini gece hayatına vurdu Necati Usta. Geliyor, oturuyor kasaya, devamlı uyuyor. Öğle saatleri falan da bir saat ortadan kayboluyor. Mahin, neler söylüyorsun sen oğlum? Armut dibine düşermiş Necati Usta. Senin herhalde gençliğindeki gibi o da gece hayatına düştü. Lütfi'nin bu taraflarda bezi yoktur ama ne oldu ben de bilmiyorum. Herhalde senin yokluğunda meydanı boş buldu, kendisini gece hayatına kaptırdı. Dur diyen de yok tabii. Bu ne zamandır böyle? 2-3 aydır böyle Necat Usta. Tamam sen bak işte. Tamam. Rıza, Necat Usta nerede? Taze çay demledim, getirdim ona ya. He? Cezaevine gitti ya. Cezaevine mi gitti? He. Niye gitti? Bu adam daha yeni çıkmadı mı cezaevinden? Yok canım, kendisi için değil ya. Öyle ziyarete gitti. Vay anasını ya. Bu ne kadar fedakar bir adam. Arkadaşlar için gitti yani. Yani arkadaşlar için değil, kardeşini görmeye gitti. Kardeşini ziyarete gitti. Ben de olsam onu ziyarete giderdim zaten. Bir kere gidip ona suratına bir tükürmeye giderdim yani. İyi hadi bana ver bari. Azize bir hizmetçi tut. Kelavruyu al ya. Nasıl? Oy. Cemal bir çay versene. Al yavrum. Ayıp ediyorsun. Çay da ne ya? 2 gram zayıflarsın he. Allah. Oy Allah'ım ya. Allah Allah. İyi yuladın beni gene ha. Gel, gel.
Geçmiş olsun. Nasılsın Nuri? Eğer beni utandırmak için geldiysen hiç zahmet etme abi. Ben yaptığım hatanın farkındayım. Biliyorum, biliyorum. Öyle olmasa benim için kendini feda etmezdin. Da anlayamadığım bunu niye yaptın? Anlatsam inanır mısın? Niye inanmayayım? Ben kardeşime inanmayıp da kime inanacağım? Sana inanmasam burada 3 ay yatar mıydım Nuri? Eski bir hesabı temizlemem için beni zorladılar abi. Kimler? Boş ver. Zaten yanına gelmem bir hataydı. Aslında hiç gelmemeliydim. Neden hata olsun? Ben senin ağabeyim. Tabii benim yanıma geleceksin. Yanına tekrar gelerek seni, aileni, torunlarını, herkesi tehlikeye attım. Bunu fark ettiğimde de iş işten geçmişti zaten. Neden bana söylemedin? Sana yardım ederdim. O adamlar seni de beni de aşar abi. Dediklerini yaparak kurtulurum sandım. Ama yakalanınca hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı. Merak etme. Ben senin yanında olacağım. Beraber halledeceğiz. Beraber mi? Delirdin mi sen abi? Başını açtım onca şeyden sonra hala bana yardım mı etmek istiyorsun? Ne yapmamı bekliyorsun? Kardeşime sırtımı dönüp seni kaderinle baş başa mı bırakayım? Benim adım Necati ise seni de burada bırakmam. Bu yaptıklarını da onların yanında bırakmam.